Abi Devlet Bahçeli. Bu adamın şimdi Devlet Bahçeli Türk siyasetinde şu an en yakın şeyi tanımıyor abi. O şey seçimlerinde 7 Haziran seçimlerinin 7 Haziran seçiminin oluştuğu gün. Yani sonuçlar artık neredeyse netleşti. Çıktı ne dedi? Koalisyon yapmayacağız. Daha sonrasında ne oldu? Bir sonraki seçime giden o 3 aylık süre içerisinde ne yaptı Devlet Bahçeli? Kemal Kılıçdaroğlu bir şey yapmadı. Yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Bombalar patladı. Bombanın patlaması Kemal Kılıçdaroğlu demedi mi? Biz başbakanlıkları teklif ettik. Evet. Yanaşmadı diye. Yapılmak istenen neydi? MHP, CHP ve HDP koalisyonu. Bu koalisyonun başına hatta gerekirse sen geç. Ama biz AKP'yi yargılama hükümeti kuralım. Hı hı. Bu işin arkasında çok fazla iş var. Bu hükümetin yaptığı çok fazla yanlış var. Yolsuzluk mu çıkar, ne çıkar, dosyalar çıkar. Artık bunları bulacağız. Yıllardan beri mecliste bütçe komisyonları boş geçiyor. Bu zaten başlı başına suç. Biz bunların hepsini teker teker yargılayalım, ortaya çıkartalım. Devlet Bahçeli ne yaptı? Yanaşmadı. Şimdi vaktinde konuştuğum MHP'li arkadaşlarım tamam bana aynı şeyi söyledi. Abi biz işte neden HDP ile yan yana girelim ki? İşte HDP ile yan yana girmemiz şudur budur, biz ülkücüyüz, cart curt. Sıkıntı şurada. Oğlum sen kurucu meclis kıvamında olacaksın. He. Ülkeyi yönetmek için değil. Restorasyon yapmak için. He. Onu geç. Zaten. Biz bunu anlatamadık işte. Göremedikleri nokta ne biliyor musun? Devlet Bahçeli'nin bundan önce de 3 defa kendisine başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı teklif edildiğinde bunları reddetmesidir. Bunlar Türk siyasetinde bugün konuşulmuyor, hatırlanmıyor. Nasıl hatırlanmadığını anlamıyorum. Abi adam aslında büyük sorumluluğu istemiyor. Abi bak buna emin değilim. Bakın şimdi ben size şunu anlatacağım. Devlet Bahçeli'ne ilk başbakanlık ne zaman teklif edildi? Şu zaman teklif edildi. 98-99 seçimde. Seçimlerden Aydın Doğan'la Dinç Bilgin miydi o adamın adı? Evet. Bunlar evet. Müthiş sabah diyorlar. DSP, MHP, ANAP yanlara gelsinler. Askerin isteği vereceği, sol ve milliyetçi unsurların bir araya geldiği laik, anti-İslamcı bir hükümet kurulsun. Kendisinden bunun başka, bu üçlemenin dışındaki alternatif ne? Bu üçlemenin dışındaki alternatif Fazilet Partisi. Saadet Fazilet. O zaman Fazilet'ti galiba. Fazilet. Neyse hatırladım. Ama ben. Neyse, milli görüşçüler de. Milli görüşçüler ya Fazilet de Fazilet Partisi, Doğru Yol Partisi ve MHP. Bakın, ortak kümede MHP var. Yani MHP'nin bulunduğu nokta itibariyle İki çevrede koalisyona girebiliyor. Tansu Çiller ve Necmettin Erbakan Devlet Bahçeli'yi çekiyorlar. Diyorlar ki koalisyon kuramıyorsunuz. Çünkü DSP o Rahşan Ecevit'in lafları yüzünden köşeye sıkışmış vaziyette. Rahşan Ecevit diyor ki işte MHP'liler kendilerine Asırhan'ın soyunu ilan ettiler. Şudur budur. Ortam feci gergin. Yani MHP ile DSP koalisyona girmek istemiyor. ANAP bunları yola getirmeye çalışıyor ama ANAP da DSP ile girme konusunda çok şey değil. Pardon, MHP ile girme konusunda çok şey değil. Aralarını yapsa bile sıkıntı var. Devlet Bahçeli diyor ki Fazilet Partisi'siz. Sen başbakan ol. Başbakan sen ol. Ve hükümeti kuralım. Azınlık hükümeti kuralım. Sen zaten çoğunluğu sallatıyorsun bize. Sen tek başına. DSP ile ANAP da şeyde kalsınlar. Muhalefette kalsınlar. Şimdi Devlet Bahçeli'sin. Daha doğrusu Devlet Bahçeli değilsin. MHP parti genel başkanısın. Kabul etmez misin böyle bir öneri? Ayağına başbakanlık gelmiş. 2-3 tane bakanlık kovalamaya çalışıyorsun. En büyük mesela İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nı almak o zamanlar. Bunu kovalıyorlar. DSP'de bunun pazarlığı yapılıyor. Bir yandan da ideolojik sıkıntılar var. Ama Devlet Bahçeli bunu kabul etmiyor. Bülent Ecevit'le bir otelde buluşuyorlar. Aralarında sorunlar gideriliyor. Rahşan Ecevit üstü kapalı özür diliyor. DSP, MHP, ANAP koalisyonu kuruluyor. Devlet Bahçeli'nin ilk reddedişi budur. İkinci reddedişi. Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlık dönemi bitiyor. Diyorlar ki abi bir adam bulmamız lazım. Yani Cumhurbaşkanı adayı olabilecek kim var? Generallerden bulamıyorlar. Devlet Bahçeli ismi ona çıkıyor yine. Diyorlar ki Devlet Bahçeli olsun. Hani Cumhurbaşkanı adayımızı o koyalım. Hükümetin şey açısından da hani hükümetin içerisinden bir adam çıktı. Böylelikle koalisyonu devam ettiririz. Çünkü Bülent Ecevit'in o tarihlerdeki en büyük sıkıntısı biz bu koalisyonu sürdüremeyiz. Çok ayrı partileriz. Devlet Bahçeli'ne gidip söylüyor ve Bülent Ecevit'in kendi ifadesidir. Bülent Devlet Bahçeli ne diyor? Cumhurbaşkanlığı teklif edildiğinde yok efendim biz haddimizi biliriz diyor. Abi sen siyasetçi değil misin? Bunun hadde ne alakası var? Niye reddediyorsun? Üçüncü reddedişi. Bak bu ikinci cumhurbaşkanlığının reddedişi. Üçüncü, ikinci başbakanlık reddedişi de şudur. Bülent Ecevit elden ayaktan kesilmiş. Kemal Derviş gelmiş kafasına göre esiyor. Siz o dönemleri hatırlar mısınız bilmiyorum ama. Gayet iyi hatırlıyorum. Adamın dediği kanun gibiydi arkadaş. Yani satılacak mı? Satıyoruz. Ekonomi nasıl olacak? Abi Kemal Derviş ne istiyorsa olacak. Bizi ekonomik krizden o çıkartacak. Bak Türkiye'nin uçları gitmiş. 5 tane siyasi parti var o günün meclisinde. Muhalefette 2 tanesi olmak üzere. 3'ü de iktidar. Adam çıkartamıyorlar. Amerika'dan derviş geldi. Devşirdik. O zamanlar Emin Çalışan gibi ulusalcı şeyler falan çok kızmıştı bu harekete. Bir tane bile adam çıkartamıyor muyuz ülkenin içinden diye. O Kemal Derviş de geldi abi. Çıkaramıyorlardı. Neden çıkaramıyorlardı? Şu. O zamanki Türk ekonomisi bir şeyleri sübvanse ederek
dönmeye ayarlanmıştı. Yani nedir? Ha, bu fındıkçılara süt bahsedelim. İşte çay ekiyorlar. Çay süt bahsedelim. Bunları kaldıran adam şeker fabrikalarını süt bahsedelim. Gibi. Herkes kendi bölgesinin süt bahsediyordu veya kendi şeysin süt bahsediyordu. Kemal Derviş tam manasıyla serbest piyasa, liberal ekonomiye getirmişti. Bunu da hiçbir parti getirmeye eline altın taşın altına sokamadı. Neden? Abi olacak eşi, biz bu adamla süt bahsedemeyeceğiz. Nasıl ben bu insanlara gideceğim, oy alacağım diye. O yüzden de getirdiler. Bülent Ecevit yurt dışı gezilerinin tamamına ilaç alarak takviyelerle çıkıyor. Dönüşünde hasta oluyor, geliyor. Merdiven çıkamıyor. Başbakanlık şeyine özel merdiven şey asansör yapıyorlar bu adam. Evet. Hasta. Çağırıyor Devlet Bahçeli, diyor ki hani ufukta bir erken seçim olabilir. Hastalık durumum kötüye gidiyor. Başbakan sen ol diyor. Yine reddediyor. Ya koalisyonu şey diyor ki erken seçim. Abi adamın 3. reddedişi Bülent Ecevit hasta yatağındayken diyor. 4. reddedişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun abi gel sen başa geç biz yargı hükümeti kuralım diye. Şimdi Devlet Bahçeli niye ama niye bizi hep şaşırtan hamleler yapıyor? Alparslan Türkeş'in bir huyu var. Evlenirken bile parti meclisi toplayan bir adam. Soruyor. Yanındaki çünkü çok sadık olan, ona çok sadık olan isimler var. Sen bu isimleri daha iyi bilirsin. Ben unuttum hepsini. İsmail onu. Bu adamların hepsine teker teker soruyor. Devlet Bahçeli hiçbir zaman kurmaylarına asla bir şey sormayan bir adam. Peki Devlet Bahçeli hakkında Alparslan Türkeş gibi ya da o şeyi Ankara'dan Büyükşehir Belediye şey çıkmıştı, adayı olmuştu. Neydi adamın adı? CHP'nin adayı. Mansur Yavaş. Bir de şey şu an İyi Parti'de yer alıyor. Ünal. Sen şey Antep milletvekilini diyorsun. Neydi adı? Bir de o. Ümit Özat Fenerbahçe. Evet abi, teknik direktör. Antep'te de zaten gençler birliğinde teknik direktör. Adam Ümit Özat. Ümit Özdağ. Tamam Ümit Özdağ. Abi Ümit Özdağ'ın bir özelliği var. Bu adam Devlet Bahçeli'nin kongre konuşması. O kavgalı kongre var ya. Hani Tuğrul Türkeş giriyor. Evet. 321 kadar bir oy alıyor. 240'larda da Devlet Bahçeli var. Orada Devlet Bahçeli'nin konuşmasını yazan adam Ümit Özdağ. Şöyle bir sıkıntı var. Nispeten yeni nesil MHP'li Ümit Özdağ. Daha kurmay olanlar var. Devlet Bahçeli'ye feci derecede mesafeliler. Niye? Abi Alparslan Türkeş'e soruyorlar. Diyorlar ki Devlet Bahçeli'yi mesela niye partide daha üst şeyleri koymuyorsunuz? Ya da niye mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu Süleyman Demirel'in şeyine durduğunuzda hiç Devlet Bahçeli'nin ismi geçmedi diyor 90 şeydeki Ümit Özdağ'ın ölümünden sonra. Abi MHP'ye yakın gazetecilerin iddia ettiği bir şey var. Alparslan Türkeş'in de bunu kendi ağzıyla söylediğini söylüyorlar. Diyor ki Devlet Bahçeli kardeşimiz MIT'in adamı. MIT'in bizim aramızı bizi kontrol etmek için koyduğu, bizi hareketlerimizi incelemek için koyduğu bir ajan. Biz bunun MIT ajanı olduğunu biliyoruz. Ama karışmıyoruz. Çünkü bunun MIT ajanı olduğunu biliyoruz. Şimdi Devlet Bahçeli gidecek, yerine bilmediğimiz bir adam gelecek. Hani MIT ajanı mı değil mi emin değiliz. Takip edebildiğimiz bir adam olsun diye Alparslan Türkeş'in açıklaması var. Ve Alparslan Türkeş elinde geçen her fırsatta herhangi bir konuyla alakalı görev olacaksa Devlet Bahçeli'nin üstünü siliyor. Eğitimle alakalı şey komisyon mu kurulacak? Devlet Bahçeli'nin üstü siliniyor. Milletvekilliği mi? Devlet Bahçeli'nin üstü siliniyor. Ta ki ölene kadar, başbuğ ölene kadar Devlet Bahçeli'nin üstü siliniyor. Ve Tuğrul Türkeş ve tayfası Devlet Bahçeli'nin partinin başına geçmesinden son derece çekiniyorlar bu özelliğinden dolayı. Devlet Bahçeli'nin arkadaşlarının tamamı 70'lere tutuklanırken Devlet Bahçeli hiçbir şey olmuyor. Hep aslanlar gibi geliyor. Dönemin MİT müsteşarı Devlet Bahçeli ile özel görüşmeleri var. Devlet Bahçeli ile yakın arkadaşlar. Ve Devlet Bahçeli bugüne kadar ne yaptıysa AKP'nin işine gelen hareketler yaptı. 2002'deki seçime gerek yoktu. 2002'de partide diyorlar ki... Gitmişti lan. 2002'de partide diyorlar ki seçim yaparsak kesin baraja takılırız. Bunun ötesi yok. Yani AKP oyları aldı götürüyor. Bizim oylarımız %8, %9, %10 anketine göre değişiyor. Biz baraj tehlikesi yaşıyoruz diyor ve inadına erken seçim ortaya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şey yapıyor ya, bir de yani kriz yaşanmış, krizden çıkmış, artık meyvelerini alacaksın. Tamam mı? Yok diyor, ben de erken seçim. Yani Devlet Bahçeli MIT'in adamı, işte MIT'in o zamanlardaki derin devlet yapılanması neye gerektiriyorsa bunu yapar. Şimdi bakıyorsun, AKP'nin ekmeğini boğulan kaçtır ya soruyor. Oho. Peki ben şunu soracağım. Koltuk deneyi diyor. Erken seçime apar topar girdi. Peki bundan 2 hafta önce Rusya'nın en büyük dostuyduk. Amerika Suriye'yi bombaladı. Biz yine Amerika ile dost olduk. Ya o tam olmadık. Tam olmadık ama ilişkiler iyi gitmeye başladı. Ama Rusya ile de iyi gidiyor. Rusya ile iyi gidiyor. Rusya kendi de söyledi. Ha. Yani bazı ayrılıklarımız zaten var dedi. Ama sonuçta Türkiye ile biz hala dostuz dedi. Hatta bunu Macron'a karşı söylediler. Peki bir şey soracağım. Suriye bombalandıktan sonra ve Suriye bombalanmaya devam ettikçe Türkiye'nin destek olacağı çıktıktan sonra ortaya ne kadar dost kalabiliriz? Ya abi, Amerika ile ne kadar dost kalabiliriz? Ekonomik o da şey. Elimizde 3 tane döne var. 1. Ekonomik krizin ortasındayız artık. Yani ekonomik krizin başlangıcının ortasındayız. Çok enteresan bir nokta. Ama bu noktaya geldik. Çünkü serbest kur bunu gerektiriyor. İçinde yaşadığımız ekonomi bunu gerektiriyor. Bence doları sabitleyelim o zaman.
Daha da fırlasın. Daha da fırlasın. Bence çok mantıklı. Çapakur falan. Ooo. Faizler %1500'ler. Mis. Devalüasyon aslanlar gibi. Fena dolarım var. He işte abi o kral o zaman. Yani borcunu 3 kağıt verirsin adam artık işte. Varsa borcun. Değil mi? Çok net. Malın var, borcun var. Allah. 94 ekonomisi. Böyle olmuştur. Aynen. Bizim yaşadığımız, bizim gittiğimiz 94 artı 2001 artı 1'in üzerine ayrı bir terim koymamız gerekecek. Biz hepsini bir arada yaşayacağız. Sen az önce bir önceki videoda kendin dedin. Buğday, saman, et, evet. Dana getirtiyoruz. Saman olmayınca ne yiyecek bu hayvan? Aynen. Biz her şeyimizi şu an ithal etmiyor muyuz? Sen de dedin dolar 7 lira olur dedin. 8 lira olur dedin. Doların 7 lira 8 lira olması ne demek? Benzinin kaç lira olması demek? Ohoho. Heh. Çarpı 2. Ha, benzin o kadar olursa bu memleket nasıl gidecek? Çiftçi hangi benzinle neyi yapacak? Boşver çiftçiyi bak. Ha, çiftçi zaten sen işe gidecek, şey bulabilecek misin acaba, otobüs bulabilecek misin, orası da boş. İşe gittin geldin, adam acaba sana para verecek, yani verilecek parayı bulabilecek. Abi iki konuda şeyim var, iki kilit nokta var Türk siyasetinde. Biri Devlet Bahçeli, ikincisi de HDP. Biz Kemal'le 7 Haziran seçimlerinden önce çok fazla adamı karşımıza aldık. Çünkü biz şey diyorduk, yani abi HDP Recep Tayyip Erdoğan'la başkanlık konusunda ittifak yapacak. Yapmak zorunda. Çünkü HDP'nin derdi Kürt vatandaşlarla, Kürt asıllılarla değil mi? Aslında HDP solcu molcu değil, Kürt milliyetçisi bir parti. Önem verdiği nokta bu. Evet. Şimdi bu adamların derdi, bu adamların tabanı Kürtken bu adam kalkıp Türk halkını önemsemesi ne kadar karşılık bulur tabanda? Bulamaz. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'la federasyonla anlaşacaksın. Artık ya da Kürtleri işte özellik mi ya da anayasal haklar mı? Otururlar. Aslında beklenti oydu biliyor musun? Ve hani hakikaten Selahattin Demirtaş köprüleri yıktı. Ama o neye bağlı? Ya arkadaş, ülkeyi dinamitlemesi, hani bunlar PKK'lı ya. Bu adamların ülkenin temellerini dinamitlemesi gerekir değil mi? Ulan Selahattin Demirtaş yapmadı bunu. Gitti Devlet Bahçeli yaptı ya. İşte bak abi, işlerin karıştığı nokta o. Biz Kemal'le HDP'ye oturmak zorunda. Masaya oturmak zorunda Recep Tayyip Erdoğan'la. Oturmazsa Recep Tayyip Erdoğan TSK'sıyla, polisiyle, derin devletiyle, meclisiyle bunların tepesine biner. Ki bindi. Yapmadı. Hayır, ya biz yapmadığından dolayı bindi zaten. Aynen, onlar işte yapmadı, onlar bindi. Yapmadı. Biz Kemal'le haksız çıktık. HDP gerçekten ama gerçekten bizim etrafımızda siyasetten anlamadığını düşündüğümüz arkadaşlarımız gibi hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptırmadı. Sonuç ne oldu? Afrin operasyonuna kadar gitti bu iş. Afrin operasyonuna kadar gitti bu iş. Bak ben sana tekrar söylüyorum. Eğer HDP vaktiyle 7 Haziran seçimlerinde daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'la masaya otursaydı, Selahattin Demirtaş ve bir küsur o kadar milletvekili dışarıdaydı. Afrin operasyonu yapılmamıştı. Bölgede çok ciddi Kürt kontrolü vardı. Allah bilir biz federasyon olmuştuk bile çoktan. Ama olmadı. Selahattin Demirtaş hepimizin ağzını açık bırakacak şekilde bir Türk milliyetçisinden daha akıllı ve daha milliyetçi davranarak Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olmasını engelledi. Ve giyotin Kürt milletinin tepesine iniverdi. Ve bizim şu anki içinde bulunduğumuz ortam 28 Şubat'tan 1 gram farklı değil. Bakmayın siz böyle dışarıdan bu adamların İslamcı durduğuna. İçeride şeylerin hepsi kaynıyor. Tarikatların hepsi kaynıyor. Bu hükümet niye bize kafayı taktı diye. Fethullah Gülen gitti. Mezin tarikatı her dakika takip ediliyor. Geri kalan tarikatların başı belada. O Furkan Vakfı var ya. Furkan Vakfı. Onu hocasını içeri aldılar. He, teker teker. 28 yaşında. Bir şey söyleyeceğim, yani çok büyük bir farkımız yok. Bir türlü Twitter'da şey, duyar kasıyor şu an Furkan Vakfı. Değil mi? Bizler sadece İslamcılık için, İslam için, Kürt için yapıyorduk. Geldiğimiz noktaya bak. E ondan evvel de adam işte hoca bütün gün hükümete saydırıyor. Aç i̇şte, YouTube'a bak ya. İşte bir tanesinde 28 Şubat öncesinde bu işler basın yoluyla açıktan ilan ediliyordu, yapılıyordu. AKP'nin böyle bir şey yapmasına ihtiyacı yok. Ciğerini biliyor bu adamların zaten. Gider elinden paşa paşa alır, hapse koyar, hiç kimse de gıkını çıkartamaz. Ve abi dediğim gibi iki tane isim. Biri Türk milliyetçisi, öbürü Kürt milliyetçisi. Rol değiştirdiler. Hadi bakalım buyur buradan ya. Peki. Seçimlerde. Seçimlere dönersek. Artık erken seçime dönersek. 24 Haziran'da seçim. Abi birinci turda işi bitirmeye çalışacak. İşi bitirmek için ellerinden geleni de yapacaklar. Yani şöyle diyeyim ben sana. Baskın seçim olmasının sebebi o zaten. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olmuş olsaydım, Recep Tayyip Erdoğan gene iyi adam, iyi huylu adam, az yapıyor. Ben var ya hani seçimlerde ben çıkmadım mı? Seçimleri de iptal ediyorum lan. Bundan sonra ben varım falan filan derdim ha. Açık konuşayım. Çünkü abi o kadar hani batmış vaziyettesin ki, o kadar şey kötü bir vaziyettesin ki, memleketi de o kadar kötü bir vaziyete getirmiş noktadasın ki, Allah korusun iktidar biri seni böyle elinden aldı gitti, bana ne yapacağız falan dersin. Dolayısıyla seçim için yok seçimlerim ya ben bundan sonra böyle. Zaten bu konuyla ilgili. Hayır iyi yani erken seçim diyor, hazırlıksız yakalayayım diyor falan. Bu konuyla ilgili çok enteresan bir şeyler oluyor. Şimdi daha herkes şaşkınlığını yaşıyor ama sağdan soldan duyduğum teoriler çok çok daha enteresan. Bir kısmı diyor ki Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'a tuzak kuruyor. İstemediği erken seçimi zorluyor.
onu bu şekilde yollayacaklar falan diyeni var. Çünkü şöyle bir şey var abi, yani hiçbir fark yok. Ha bugün seçilmişsin, ha 2019'da seçilmişsin. Recep Tayyip Erdoğan bundan... Ki zaten yani madem böyle bir şey vardı, erken seçilmek biliyorsun. Sen niye o zaman sen niye 16 Nisan'da o maddelerin arasına 3 Kasım 2019'u yazdırıyorsun? Yani açık bırak ucunu o zaman. Ama çok... o zaman sen tarihi cuk diye atıyorsun, 3 Kasım 2019 diye net bir tarih yazıyorsun sen oraya. Neden biliyor musun? İktidarını uzatabilsin diye. En anayasaydan dolayı... Gene uzatırsın. Erkene yaz o zaman. 3 Kasım 2018'e yaz. Abi iktidar... Hayır. İktidarını uzatmak istiyorsun. Fark etmez. Madem bu kadar güveniyorsun kendine. Yani abi bir şey değişmiyor. Değişmiyor bir şey. Bir şey değişmiyor. Ha bugün yapmışsın, ha o 2019. Ekonomik şey de değişmiyor. Zaten ekonomi sıkıntılı. Yani zaten şunu çok güzel, çok iyi bir şekilde farkında olmaları lazım. İsterlerse bak, iktidarda olsunlar. Öyle değil. İsterlerse olmasın abi, düzeltemeyecekler. Biliyorlar bunu. Biliyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar güzel. neyin hazırlığı biliyor musun? Bunlar Rıza Zarrab'a çıkacak olan cezanın hazırlığı. Tamam mı? Bunlar Türkiye'de yaşanması beklenen, alttan alta dinamitlendiği söylenen bankacılık krizinin hazırlığı. Bunlar Aydın Doğan sadece gibi... Sadece bankacılık değil. Bildiğin bütün... Tabii orası öyle ama bankacılıktan ya, finans sektöründe olan kriz hani böyle havada bir şeydir. Çoğu insanı etkilemez. Çok nadir insanlar etkilenir. Yani finans sektörüyle işi gücü olan, hani borç alıp borç veren falan insanlar etkilenir. Zaten onda da hani borç aldıysan hani etkilenirsin. Abi. Genelde hani paranı yatırıyorsan çok sorun olmaz. Ama şunu demeye getiriyorum. Abi artık reel sektör diye bir şey yok. Reel sektörlerde kriz var. Senin Aydın Doğan'ın parayı aldı. Sattı medyasını. Ne var ne yok. Sattı. Parayı takip etsenize nereye gidiyor? Allah aşkına Aydın Doğan'ın bu işlemden aldığı parayı hangi bankaya, hangi adaya, hangi ülkeye transfer edecek? Aydın Doğan bundan sonra nerede yaşayacak? Biri takip etsin ya. Ki zaten Soner Yalçın gibi kafetlenmiş olan adamlar bulur. Yok bakmadım. Çünkü daha ya Soner Yalçın mesela, ben bu konularda Soner Yalçın'ı takip ederim. O bulur. O daha tatilde. Ruşen Çakır'dan ses seda yok. Herkes bir şaşkın. Ama dediğim gibi abi çok fazla duyum alıyorum. Yani duyumlar Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli tarafından köşeye sıkıştırıldığı, Devlet Bahçeli'nin erken seçim yapmazsak biz bu işte yokuz arkadaş dediği. Recep o da Tayyip Erdoğan'dan dolayı sıkıştım. Tayyip'i sıkıştırıyor. Tabii. Elimlerine gelen şeylerde, anketlerde bahsettikleri Cumhur İttifakı'nın oy oranının %34-35'lerde gezdiği. O da zaten AKP'nin oyu. MHP'nin oyu. MHP'nin oyu yok zaten yani. Yani MHP oyu alamıyor. Zaten dolayısıyla şöyle bir şey var abi, Hakan Fidan yani Recep Tayyip Erdoğan Hakan Fidan'ı güveniyorsa ben şüphe duyuyorum bu adamın bu kadar şey. Hani söylerler ya Recep Tayyip Erdoğan çok zeki filan. Kara kutusu diyorlardı. Kara kutusu diyorlardı ama ne oldu sonra? Ahmet Davutoğlu işbirliği bağlamı neye mal oldu? Hakan Fidan yerini korudu, kara kutu. Abi basar gider Amerika'dan bir öter, anımız ağlar korkusu. Ama Hakan Fidan hala bir tehdit mi? Tehdit. Çünkü Ahmet Davutoğlu bir tehditle ortadan kaldırdı. Düşük profil dedikleri, abi eminim ben Binali Yıldırım bana bir şey yapmaz diye geldi. Peki, ben az önce ne dedim? Devlet Bahçeli MİT ajanıdır, MİT çusudur, MİT busudur diye yazdılar. MİT müsteşarı kim? Hakan Fidan. Az sonra yeni komple teorisi. Hakan Fidan bugün AKP'den aday olsa, selamünaleyküm kardeşim Tayyip gitti bundan sonra benim dese, o bahsettiğimiz o titan vari oluşum, o saadet zinciri tarzı oluşum Hakan Fidan'ı destekler mi? Destekler. Evet. Karizmatik mi? Genç mi? Hepsi var. Tamam, biraz toparlayalım artık, videonun sonu geldi. Ya yeter, toparlamayalım ya. Birazcık da karı kız konuşalım. Vallahi içimde yani 24 Haziran'a seçime zaten şurada 60 gün kaldı diyelim biz artık. Kimi seçeceğiz? Kim seçilecek? Adaylar kimler? Aslında hiçbiri belli değil. Yani iki aday belli. Biri Recep Tayyip Erdoğan. Diğeri de olabilirse eğer Meral Akşener. Diğer adayları da izleyeceğiz. O adaylardan ne olacak? Bu ekonomik kriz nereye gidecek? Ülkenin durumu nereye gidecek? Allah hepimize huzurlu günler versin. Başka artık da bir şey demiyorum yani. Ben bir tek huzur istiyorum. Yani kimin seçildiğinin önemi yok. Recep Tayyip Erdoğan da gelebilir, Meral Akşener de gelebilir, Hakan Fidan da gelebilir, Eren Atala da gelebilir. Hiç sorun, hiç umurum değil. Manyak mısın? Bana artık sadece huzur verin. Abi tamam. Huzur. Son şık hiç olmadı. Bence gayet. Alabarda'nın bu bölümünün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olun. Benden mi? Buradan abone olun. Şuraya koyayım yuvarlağı. Şöyle. Tam arasın kafasının üstüne. Like atsınlar. Like atın. Yorum da atarsanız, siz de fikirlerinizi videonun altına yazarsanız bir sonraki videolarda biz de bunlarla ilgili konuşuyoruz. Yorum yaz demeseydi. Şimdi oturacaklar anti-gundi. Yazsınlar. İsterseniz küfür de edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Gerekirse onları da konuşuruz. Bize niye küfür ettiğinizi tartışırız. Değişik bir konu olur. Aa evet tamam. Herkese mutlu günler dilemekten başka bir şey yok. Umarım günleriniz iyi geçer. Hoşçakalın.